Seyda Özgulam, Sofi bize taze taze anlattı inşallah. Sofi'nin bir tanesi rüyasında büyüklerden bir zat geliyor. Diyor, Sofi şu kabri kaz diyor. Sofi kabri kazıyor, kurbanım. Kazıyor, bakıyor, bir tane mefta çürümüş. Kemikleri kalmış sadece. Diyor, sen ne anladın Sofi diyor. Diyor, kurban ben bir şey anlamadım. Şu kabri de kaz diyor. Bir kabir daha gösteriyor. Onu da kazdırıyor. Bakıyor ki o kabirde yatan kişinin de sağ kolu çürümemiş. Diğer bütün vücudu çürümüş. Sofi diyor, bir şey anladın? Diyor, kurban anlamadım. Diyor, şuradaki kabri de kaz. Bir kabir daha kazdırıyor. O kabri de açıyor kurban. Belden aşağısı çürümüş. Belden aşağısı çürümüş. Belden yukarısı çürümemiş. Dönüyor diyor, Sofi sen bir şey anladın? Diyor, kurban anlamadım. Ondan sonra diyor, şu kabri daha kaz. Bir kabir daha gösteriyor kurban. O kabri de kazıyor. Diyor, bakıyor ki böyle taptaze, dipdiri, sanki ölmemiş gibi bir ceset. Diyor, Sofi bir şey anladın? Diyor, vallahi kurban anlamadım. Ve de siz kimsiniz? Diyor, ben Hacı Abdülhalik Gücdevani. Diyor, Sofi senin o ilk kazdığın kabirdeki kişi diyor tövbe almış ama virt almamış. Diyor, o diyor sağ kolu sağlam olan diyor 5000 virt almış, doğru düzgün çekmemiş, öyle vefat etmiş. O diyor bedeninin üstü diri olan, belden aşağısı çürümüş olan da letaifte olan Sofi'dir. Diyor, en son kazdığın ise diyor nefüspat zikri çekmiş Sofi'dir. Ha, böyle bir Sofi rüya görmüş kurban. Hacı Abdülhalik Gücdevani Hazretleri mübarek böyle rüyada şey yapmış. Muhabbet gayret olur inşallah.